Getir şuradan bakayım kül toplamı. Sen kadın mısın? Kadın mısın sen? Ha? Ha, kadın. Kadınsın. Peki niye bugün böyle bir günde paparonlar üzerinizde yürüdü? Neden? Şöyle bir gel bir anlat. Bak ben seni gözaltına almadım, getirdim buraya. Tamam mı? Şöyle bir dur, şöyle konuş. Kadına şiddete karşılıktan. Kadına şiddete karşıyız. Kimler bunu yapıyorlar? Peki biz memur olaraktan mı veya Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak mı? Kimler olarak? Bazıları kocası tarafından, bazıları vatandaşlar tarafından. O Kadına zaman şiddete karşıyız. sen hocandan dayak yedin mi? Yok. Yedim Kaç tabii. tane çocuğun var? İki tane. O zaman geç şöyle derdini anlat. Şöyle git, şöyle. Heh. Şöyle git, derdini anlat. Biz kadına her daim için kadına karşı şiddete karşıyız. Kadına şiddete karşı geldiğimiz için memurlar da bize saldırdı. Peki memurlar niye o zaman memur adını kullanma, seni burada yatırır, domaltır, simülyan dayı kalkma sana. Paparonlar da bize saldırdı. Kadına şiddete hayır dedikçe Kadına neden oraya bak, neden tomalarla saldırdılar size? Hadi ben bir polis olaraktan aldım geldim seni. Nezarette tutacağım. Ama yarım saat sonra gemeteni taktım. Göndereceğim. Sana da bir bardak çay ısmarlayacağım. İşte kadına şiddete karşıyız. Şimdi geç sen konuş kardeş. Şey, şüpheli. Kadına şiddete karşıyız. Gerekirse kocaları tarafından, gerekirse vatandaşlar tarafından kadına şiddete her daim için karşıyız. Şimdi şöyle kalk bakayım. Kalk 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 kalk. Nezarete. 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 Gel bakayım sen gel. Ne oldu? Nerede? Kocam var. 3-4 tane çocuğum var. Memur bey kalkıp da kadına şiddete hayır deyince bunun üstüne üstlük ne yapıyorsunuz siz? Uzaklaştırma veriyorsunuz. 2 ay, 1 ay, 45 gün. Asami olaraktan. Ondan sonra tekrar ayrıldığım eşim yine kapıma dayanıyor, bana olur olmadık hakaretler yapıyor ve Davacı mısın? benimle davacı oldum. En yüksek mercilere başvurdum ama nitekim sonuç alamadım. Sonuç alacaksın. Olmaz ki böyle bir şey. Gel lan buraya. Hayat kadar mısın sen? Yok. Kaç tane çocuğun var? İki.
Paparına karşı gelirsin ha? Paparına karşı mı gelirsin? He, karşı geliyorum. Gelemem! 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 Gelemem lan! Kadına şiddet diyorsun. He, kadına şiddet. İşte koca böyle yaparsa, kadın böyle yaparsa, devlet de bunu yapar. Yat Kemal! Kemal lan! Ya şuraya! Ya şuraya! Şuraya yat! Yat! Ya şuraya! Kadına şiddete hayır. Evlatlarına amallık yapıp bakacaksın. Yoksa onları da doğurmayacaksın. Evlenmeyeceksin. Tamam mı? Çıkartık işte şeyini. Hani diyorlar ya efendim. Uzak dur tektir. Uzak dur. Hani diyorlar ya kadına şiddete hayır. Biraz da kadınlar da arayalım efendim. Kadınlar şimdi bir simile bulup da tadına varıp iki tane, üç tane çocuk doğurup onları sokakta bakım yurduna verenleri bunları düşünelim. Her şeyi polislerin Sosyal Aile Politika Bakanlığı'nın üzerine yıkmayalım. Değil mi efendim? Yani. Özellikle nereden çıkıyor teklif bunlar? Kadınlardan çıkıyor. Değil. Adana'dan. Adana'dan çıkıyor. Kayseri'den. Kayseri'den, İstanbul'dan çıkıyor. Her yerden. Her yerde çıkıyordur. Türkiye'nin 86 vilayetinden çıkıyor. Unutmayın. Devlet erkeğin kadının yanındadır. Eşit olarak da. Ben seni kolleyim. Kaç tane çocuğum oldu lan? Kaç tane? İki tane. Bakamadıktan sonra ne oldu? Tek diş. Öyle. Ha? Sen bakamadıktan sonra ne oldu? Ben kötü yola düştüysen bunun suçu devlet mi? Hayır, bunun suçları bizdedir. Bravo. Çünkü evine bakamazsan kadın ne yapacak? Kötü yola düşecek. O zaman tekrardan şeyi çağırıyorum. Müteferrik hanedeki görevliyi bakalım senin hakkında zabıt olarak ne tutmuş? Tak 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 tak. Tak. Gebeteni sordum. İki tane çocuğum var mı senin? Tamam mı? Onlara biz bakacağız. Onları sosyal hizmetler çocuk yurduna alacağız. Tamam mı? Tamam. Sen niye travesti olup da çocuk yapıyorsun? Otur bakayım şöyle. Ben... Zamanında cahillik mi yaptın? Zamanında bir cahillik oldu. He. Tamam o zaman. Şu an senin gebeteni taktım. Ama gerçekten bir mesul müdürü olaraktan şimdi seni burada salıvereceğim. Gel bakayım şöyle. Gel sen. Gel. Gel şöyle. Gel. Gel sen. Otur. Otur. Otur lan. Otur lan. Lan!
Peruk'la takıp çıkıyorsun ha? Utanmadan ne yapıyorsun? Sen çocuk babasıyım diyorsun. Ha? Evet. Terbiyesiz. Kadına. Şiddete ne diyoruz? Hayır diyoruz. Gel bakayım tek diş. Kadına şiddete hayır diyoruz. Kadına da şiddete hayır diyoruz. Lale olan arkadaşlarımız da peruk takanlar da az önce peruk taktın ya tek diş. Onlara da hayır diyoruz. Tamam? Tamam. Kestirsinler, kestirmesinler. Pembe alsınlar, mavi olsunlar. Kadın dediğin zaman eşitlik. Madem eşitlikse biz de kadına ne kadar şiddet. Güzel. Şiddet. Ha. Kadına şiddete karşı lallere hayır diyoruz. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın efendim. Var mı tektir söyleyeceğin? Hepinize iyi akşamlar. Bu bir streç diyanı bir traktör manasındaydı. Kadına şiddete karşıya traktör oynadım. Bir daha söyle. Şimdi duyamadı. Kadına karşıya bir traktör oynadık. Her zaman içinde kadın şeyine karşıyız. Kadın işkenceye karşıyız. Şiddete. Kadına şiddete karşıyız. Heh. Aferin çocuğum. Şöyle geçeceğim efendim. Ay. Çok yoruldum. Gerçekten çok yoruldum. Neden böyle oldu acaba? Ay çok mu tiyatro? Değildi, gerçekleri yansıttık yani. Hı? Gerçekten yani bence doğru. Ay. Ay 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 ay. Ay kadına evet efendim. Ne dedik? Tabii ki kadına şiddete hayır dedik. Elimizden geldiğince ne kadar profesyonel olmazsak, amatörce de olsa oynadık efendim. Canlandırma yaptık. Evet, biraz yorumları okuyayım. O kadar çok güzel çok yorumlar gelmiş ki efendim. En son solistim şimdi insanın tabii ki cinsiyeti önemli değil. Yani eğer sen laliysen teklif de lali, ben de laliyim. Ne var bundan? Kim var? Evet, teklif zaten lali. Ha. Vallahi bilmiyorum. Lalu'nun kaç çeşidi vardır. Siz Avrupa'da yaşadığınızdan dolayı ben gerçekten bilmiyorum yani. Ama gerçekten kadına şiddete hayır diye bir şey yaptık. Dün de öyle bir bundan 3 gün önce pardon.
Üç gün önce bir yine bir skeç yaptık efendim. O da yakılarak öldürülen Hande Kader anısına ve Eylül Johnson anısına yaptık. O da zaten YouTube kanalımda duruyor efendim. Bir de şeyde bir Lubunya var. TikTok'ta çok izlenen. Neydi o kızın adı ya? İşte paylaştım ben YouTube'da makas şey montajlama yaptım. Onun da köpeğine laf atmışlar. O da artık feryatlar ediyor. Genç bir kızımız ya. Saçım şöyle kısa, ismi aklıma gelmiyor. Çağla Akalın'la beraber montajladım. Orada derlemeler yazdım YouTube kanalımda. Orada zaten 37 dakika. Aynen. Doğru söylüyorsun. Yani o kızın da üzerine çok gidiyorlar. Artık bıktırdılar, ettiler. Onun da bir köpeği var benim bestami cinsinde. Umarım güzel olmuştur efendim. Güzel olmuştur derken yani skeçimiz, tiyatromuz, oynadığımız canlandırma. Umarım güzel olmuştur. Her ne kadar tek diş biraz böyle şey duruyor ama iki tane videoyu çok güzel yaptı. Orada beraber oynadık. Bir aşı olayı vardı, iğne olayı vardı. Bir de biricik engeli olan biriciği yapmıştık. Orada çok güzel oynadı. Onlar da YouTube kanalımda. Oradan izleyebilirsiniz efendim. İzlemek isteyenler tabii ki. Yani. Ne anlamadım ki? Ne kullanma? Anlayamadım. O kadar tatlıydı ki diye yani orayı anlayamadım. Ha derken derken ne de olsa yani Adana'da büyüdüm efendim. Derken gene böyle yani. Adana tabiri olarak da evet. Evet efendim söyleyeceğim başka bir şey yok. Bunu defalarca kez soruyorsunuz. Rujun markası ne? Dün bir yayınımda söyleyemedim ama şu anda tabii ki hemen bakayım, söyleyeyim. Çünkü o kadar makyaj malzemelerim var ki anlatamam efendim. Rujlarım olsun, ojelerim olsun. Havalar sıkta olur. O manada sakın yanlış anlamayın. Ama dün de soruldu bu ruj marka. Söyleyeyim belki alırsınız. Değil mi efendim? Yani. Okey. Evet efendim. Sevgili Gülnur hanımefendinin Hollanda'dan bana göndermiş olduğu 3 tane mi 2 tane mi ruj vardı. Onlar maalesef bitti. Onlar da çok güzeldi. Kahve tonundaydı. Böyle çikolata tonundaydı. Ben de bunu buradan Türkiye'den aldım efendim. Numarası 90.
Hayır, bende Photoshop yok. 90. Evet, sizleri öpüyorum. Kendinize iyi bakın efendim. Ne diyoruz? İyi akşamlar. Kadına şiddete hayır. Kadına şiddete hayır. Kes sesini oradan. Oynayamıyorsun artık. Ha, bir de oradan konuşma. Ha, kadına şiddete hayır diyoruz efendim. Sadece kadın dediğimiz rahmi olup doğurgan özelliği olan kadınlara yönelik demiyoruz. Bizler de bir kadınız. Yeri geliyor kafamıza peruk takıyoruz. Yeri geliyor sakallarımızı tıraş ediyoruz. Gündüz erkek olarak geziyoruz. Gece kadın olarak çıkıyoruz. Bundan dolayı bizlere de şiddete hayır. Sadece doğurgan olanlara değil. Bizler nasıl diğerlerinin evlatlarına saygı duyup koruyorsak ve bizim gibi transseksüellerin doğurganlık özelliği olmadığından dolayı hakir hor görülüyorsak, bizi hor görenlerin, biz nasıl onları dışarıda yavrularını parkta olsun vesaire böyle sevmeye çalışırken "Aa anne bu öcü mü?" diyen bir çocuğa dahi saygı duyuyorsak, o zaman kadına şiddetle ile birlikte travestiler, LGBT, transseksüeller de dahil olmalı diye düşünüyorum. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yakında mı? Ruhum çıkacak. Ha. Hadi öpüyorum. Kendinize iyi bakın.